İyi akşamlar, iyi akşamlar efendim. Masama hoş geldiniz. Bu akşam masamda özel bir dostum var. Hem çok sevdiğim bir meslektaşım, hem izlerken çok keyif aldığım bir oyuncu, hem de dünya tatlısı bir anne. Ondan öğrenecek de birçok şey var tabii. Ceyda Düvenci masamda, buyursunlar, başlıyoruz. Ceyda'cığım, şükür kavuştuk. Vallahi kavuştuk en sonunda. En sonunda. İnanılmaz severek izliyorum programı. Fakat benim hayatım bir türlü bir şeylere, yani beğendiğim programlara konuk olmaya izin vermedi. Haklı olarak. Nefesimi aldım. Oğlan kendini artık yetiyor. Kız toparladı. Taşınmam bitti ve arkadaşlarımı aradım. Çalışma arkadaşlarımı, dedim ki Doğan'ın programına gitmek evet, istiyorum. Evet, gerçekten. Çünkü iki sene önce aramıştım evet, seni ama çok haklı sebeplerin evet, vardı. Ya. İyi ki de o sebepleri yaşadın. Evet. Bize de dünya tatlı iki tane evlat armağan ettim bu evet, ülke. İkisine de bak doyamıyoruz sosyal medya sağ olsun. Aynen. Yoğunluğun da bitti. Evet. Şu an gerçi başka yoğunluklar da başladı. Tabii ki hayat yoğunluğu hiçbir zaman bitmiyor. Bitmiyor. Sen de yaşayacaksın iki çocuk annesi olduktan sonra hiç bitmiyor. Ama en azından bir nefes aldığım günlerim böyle bir haftada 2-3 günüm boşa çıktığı için şimdi işte aklımda kalan bir programdı burası. Onları dedim doğurmadan gideyim. Şimdi seninle ilgili çalışırken tabii ki tanıyorum. Kaç yıllık arkadaşımsın. Tabii ki. Ama konuk üzerinde çalışmak çok başka bir şey. Doğru. Mesela hep söylediğin işte önceki röportajlarını okudum. Kendine işte aldığın kararlar, işte şu kadar film izlemeliyim, şu kursa gitmeliyim, şu konu hakkında bilgi sahibi evet, olmalıyım. Aslında onların hepsini yavaş yavaş gerçekleştirdiğini gördüm ve bu büyük bir güç. Evet. Bu masada da zaten en sevdiğim şey biraz da insan ...insanları motive etmek, evet, genç arkadaşlarımıza biraz da yön vermek. Aynen. O yüzden seni bir saat boyunca konuşturabildiğim kadar konuşturacağım. Gibi. Tamam. Hazır mısın? Çok hazırım. Bayanlar, baylar, fazla söze gerek yok. Bekliyoruz sizi. Ben en son fotoğraf verdim, kapattılar kapıyı. Yani sondum ben. İşte olacak. Galaya gittiğimizde dev ekranda görünce böyle oldum. Aman Allah'ım. 25 yaşından itibaren biraz kendime döndüm ben. Her nefeste bütünlüğüme ve ben olduğuma şükrediyorum ve gülümsemeyi seviyorum. Kendi kendime içimde şuna karar vermiştim ki yaralarımı temizleyeceğim. Biz bunu birbirimize diyorsak aynen, düşün. Tam da bunu söylüyorum. Ne kadar çok insana aslında kesinlikle, faydası oluyor olmalı. Ben böyle düşünüyorum. Ne mesajlar verdiğimi biliyorum. Bunu da sonsuz karşılığını alıyorum. Benim ritüellerim çok keskin. Bizim her akşam 7'de aile soframız var. Ve önemsiyorum, seçtiğim işler bu anlamda özel bence. Ki daha arada televizyon ben programları falan. Bunu da istiyorum galiba. Ben de yok. Vermem dermişim. Büyük çünkü bir kere yapılıyor. Beni çok istediler ama ben katılmadım. İyi ki katılmadım. Ha, tercih dereceye etmedim, giremezdim ben çünkü. İyi ki katılmadım. Kadıköy Anadolu Lisesi ve Marmara'da İktisat Fakültesinden mezun oldum. Evet. Yani aslında hikayen hani direkt oyuncu, bu kadar iyi oyuncu olmana rağmen buna doğmuş bir hayat değil. Yok yok, hiç değil. Bana şu tatlı ay, evet, anneciğin Zümrüt Hanım, babacığın İsmail Bey, buradan sevgiler. Evet. Bu Ali herhalde. O benim. Ama Ali bana çok benziyor, evet. Bana çok benziyor. Şu çocukluğunu bir anlat bana. Yani o zamandan hayal gücün nasıldı? İster miydin oyunculuk yapmak? Yani öyle şeylerim olmadı ama hani şöyle bir durum vardı. İlkokulda mesela işte Mustafa Kemal Paşa'da şiir okuma yarışması yapılır. Orada birinci olurum. Hemen gidersin. Bando var. Bando'da mutlaka olurum. Bando'da en son majör olmuştum. En başa geçmiştim. Deri trompetle başlayıp cam trompete, oradan en öne geçmiştim. İşte sınıfta sınıf başkanıydım ama kooperatif kolunun da başkanıydım. Teneffüslerde simit ayran satardım inip kooperatife aktif falan. Aktif çocuk ya, her evet, şeyin içinde aslında. Hani öyle bir durum vardı, evet, bir sosyallik var ve oradan aslında meselenin devam edeceği bir gerçekti. Ama ondan sonra Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirirken dönem sebebiyle öğretmenler geleceğin mesleği iktisat ve işletme şeklinde bizi etkiledikleri için o bölümü okumak durumunda kaldım. Ama tabii o kadar kendimi bulmadığım bir bölümdü ki Marmara Üniversitesi'ni kazandığımda, ki bir de tabii şöyle bir şey oldu. Ben çok iyi bir öğrenciydim fakat sınav günü migrenim tuttu. Benim migren ataklarım vardı ve ben sınavda hiç başarılı olamadım. Sadece matematik puanımla iktisadı kazandım ama en son tercihimi kazandım ve çok, çok mutsuz enteresan oldum. İstanbul'a geldiğimizde de zaten lise 2'den beri yaz tatillerinde çalışıyordum. Kumpir yapıyordum bir hamburgercide. Çünkü yabancı dilim vardı. Bursa'nın çıkışında bir alışveriş merkezinde kumpir yapardım. Turistler geldiğinde onları karşılardım. İstanbul'a gelince çalışmak istedim.
Babam konservatuar mezunu olduğu için ve Haldun Hoca'nın, sevgili Yıldız Hoca'nın öğrencisi olduğu için bana dedi ki seni bir tek buraya emanet edebilirim. Aslında baştan diyebilirdi yani baba, evet. Değil mi, sen konservatuara gir diyebilirdi. Demedi çünkü kendi... o da vazgeçirilmişti. Onun da içinde kalmıştı. Belki de oradan işte. Tedirgin olmuştu. Hani belki benim de içimde kalmasın ama diye. Ama hiçbir şey yaramıyor işte. Aynen sonrasında. Öyle. Sonra beni Haldun Hoca'nın yanına Kurtuluş'a, Dormen Tiyatrosu'na bıraktı. Ne yaptığımı bilmiyorum. Kaç, neden kaça oradayım? Gidiyorsun o zaman? Hangi oku? Yani... Üniversiteye başlıyorum. Üniversiteye lise var. Bitti. Ben çalışmak istiyorum dedim. Babam dedi ki bir tek burada emniyettesin. Yani koskoca şehir ve ben sahip çıkamam sana. Nerede? Yani gidip gene hamburgercide mi çalışacaksın? Yapamam dedi. Ve ben Haldun Hoca'nın yanında çantasını taşıyorum. Ya. Provalarda oturuyorum. Seyrediyorum. Orada yaşadım peki, bir süre. Peki o sırada yani o provayı seyreden Ceyda sahnede olma arzusunu içinde hissediyor mu? Ya şu geliyor mu şu duygu? Ben de orada olmak istiyorum. Duygusu geliyor mu? Hayır, sadece izleme duygusu geldi uzun bir süre. Neler oluyor? Ne yapıyorlar? İşte konservatuara derse götürüyor Haldun Hoca beni. Derse giriyorum, oturuyorum, yani derslerden izliyorum. Derslerden olduğunu görüyorsun evet, falan. Evet, hani ben sadece asiste ediyormuş duygusundayım. Öyle bir duygum yok aslında. Fakat sonra işte yaz tatilinde babam arıyor, bir gazete ilanı var. Kandemir Konduk bir dizi çekecek ve iki kız, iki erkek başrol arıyor. İster misin diyor bana. Evet, neydi onun adı ya? Palavra Aşklar. Ha, Palavra Aşklar. Kandemir evet. Diyor, çok eski arkadaşım, ister misin? Ben de diyorum ki lütfen. 95 senesi. Evet, 95. Daha sen güzel yarışmasına da girmedin. Girmedim. Tamam. Ve diyorum ki lütfen hiçbir şey söyleme, arama. Ben başvurayım herkes gibi. Eğer öyle bir yeteneğim varsa seçileyim. Yeteneğim yoksa torpil yapma beni bana. Bu yola sokma. Süper. Bunu yapma bana diyorum. Tamam. Ve giriyorum hakikaten böyle uzun bir süre. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kapanıyoruz. Ama kuyruk var yani. Suadiye'de Kandemir Konduk'un eski ofisinde. Çam apartmanı ya da çim apartmanı hatırlamıyorum. Evet, o zaman tam. Televizyona çıkmak böyle diziler. Tabii ve bizimkileri yapan yapımcı düşünsene. En büyük tabii. Yapımcı ve tek yapımcı. Sokakta kuyruk var. Kapısında çünkü gazete ilanı veriyor. Yani ben diyeyim sana 1000 kişi katıldı. Ve arkasından biz böyle 50 kişiye elendik. Ama hep kamera önünde bize tekst okutuyorlar bu arada. Ciddi bir audition yapıyorlar yani 95 senesinde. Ve biz o tekstleri okuyoruz. Mesela drama teksti, komedi teksti. Bayağı tekst okuyoruz kamera karşısında. Ya öyle dizideki, şimdiki olan auditionlardaki bir dizideki partı şöyle oyna değil yani. Asla, ve 10 kişilik bir jüri üyesi var. Oyunculardan oluşan. Vav, ne güzelmiş. Onların arasından gene eleniyoruz ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kapatılıyoruz 2 hafta. Ders alıyoruz ve sürekli haftada 2 defa kamera karşısında gene bize tekstler oynatılıyor. Ve... O sürecin sonunda 2 kız 2 erkek başrol kimlerle seçiliyor. Beraber seçildiğini hatırlıyor musun? O kadar musun? Güzel bir şey soruyorsun. Sibel Yörükoğlu'ydu benle birlikte 2 kız başrol. Cenk Tosun ve Kaan diye bir arkadaşımızdı. 2 erkek 2 kız seçildik. Ne heyecanla, ne büyük mutlu. Peki, çok acayip. O anda farkında mısın? Yani hayır. Ekrana çıkıyorsun ve... Zaten mesleğimin ilk 5 senesi ben ne yaptığımın hiç farkında değilim. Mesela güzel seçildiğimde de... Şimdi onu çok merak ediyorum. Evet. Çünkü şimdi buraları çok benzer hani bu duyguları tabii. Hissettik ama 97 senesinde güzellik yarışması çıkıyorsun ve Türkiye 3. güzeli seçiliyorsun. Orası da çok şuursuz çünkü Palavra Aşklar'la başlıyorum. Bu arada Kanal 6'da aynı zamanda 95 yılında Kanal 6'da sabah programına başlıyorum canlı yayına. Neyin cesareti dersen bilmiyorum. Yani sen, ama şey çaldım diyorsun ya. Evet, sen bayağı. Sen bulmayacaksın, kim bulacak ve yani? Ve Kanal 6'da sabah programına başlıyorum canlı yayın. Evet. Çok beğeniliyorum ve ben Kanal 6'da Beyazıt'la beraber başlıyoruz biz Kanal 6'ya. O gece programlarını sunuyor. Ben bütün gündüz kuşaklarını sunuyorum. Yani nöbetçi sunucuyum. Bulmuşlar. Canlı yayını sunuyorum. Arkasından lifestyle bir programları var. Onu sunuyorum. Bütün yılbaşı ve bayram programlarını sunuyorum. 2 sene böyle demek gidiyor. Demek ki bak sunuculuğunda o zamanlarda yeşermeye evet, başlıyor. Evet, 95'te ikisi ha, birden diğer başlıyor. Diğer altın bileziğinde orada aynen. Gelişmeye başlıyor. O arada Star'da bizim Oktay Kaynarca'nın yapımcı olduğu bir Köstebek diye dizi yapıyorum. Onda oynuyorum. Bu güzel yarışmaların önce mi oluyor bunlar? Tabii bunların hepsi önce. Tamam. Allah rahmet eylesin Meral Okay'ın yazdığı ha, bir canım. Projede. Köstebek'te oynuyorum. O büyük bir deneyim oluyor çünkü Köstebek kadrosu muhteşem bir kadro.
Sonra Ersin Ökten bu arada deli gibi reklam filmi çekiyorum ama figürasyonum. Gidiyorum, arkada görünüyorum. İşte gazetelerin promosyonlarında oynuyorum. Ama şu ana kadar geldiğimiz noktada mesleğin artık belli oldu. Evet, ama yani ben o iktisat okuyan kızın konusu aslında kapandı ve aslında bir ekran yüzü olarak ilerliyor. Bu arada Dorman Tiyatrosu'nda bir kast ajansı açıyor Ersin Ökten. Ben o kast ajansına reklam filmleri çekiyorum. İşte Köstebek'te oynuyorum ve Kanal 6'nın bütün programlarını sunuyorum. Çok faal ve aktifim ve sevmeye başlıyorum meseleyi. 97 yılında Ersin Ökten diyor ki senin güzellik yarışmasına girmen lazım. Evet. Zaten almış yürümüş. Evet. Daha büyük kanallarla çalışman için diyor. Bunu yapıyor olman lazım. İlk 20'ye gir, bana yeter. Ben seni büyük kanallara alacağım. O dönem çok önemliymiş ama diyor. Şimdi ben Neşe Erbelki'de masada konuşurken Deniz Akkaya'yla da vesaire de o güzellik yarışmaların o dönem çok büyük bir anlamı var çok değil büyük, mi? Çok büyük çünkü bir kere yapılıyor. Beni çok istediler ama ben katılmadım. İyi ki katılmadım. Ha, dereceye giremezdim ben. Çünkü. İyi ki katılmadım. Bir iki mağazı zaten oraya. Ama peki, evet. Ne olduğunu anlamıyorum. Uzun bir süre saçmalama Ersin abi ne alakası var diyorum. Evet. Senede bir yapılıyor ve televizyon gibi yani. Bütün Türkiye tabii, izliyor ben o yarışmayı. Ben hatırlıyorum ya. Çok heyecanlı. Ve sana şöyle söyleyeyim. Nişantaşı'nda başvurulan butik diyeyim büyük bir yer. Orada ben en son fotoğraf verdim. Kapattılar kapıyı. Yani sondum ben. İşte olacak. O da yani hakikaten çok zorladı artık Ersin abi. Ensemden tuttu, fotoğrafçıya götürdü. Amcamın kız arkadaşının mayosunu emanet aldım. Sarı bir mayo. Kıyamam ya. Ne yaptığımı bilmiyorum. Peki boyun kaç olması gerekiyor mesela boyun kilon öyle hiç şeyler? Hiç öyle bir şey yok. Yok mu? Hiç yok. Sadece hani zayıf ve güzel görünüyor olman gerekiyor diye biliyorum ben. Ben de zaten zayıfım. İşte 1.72 boyundayım. Zaten 18 yaşındayım ne kadar iri olabilirim yani. 95 tabii ne oldu 77. 18, 97, 20 yaşındayım. Hani öyle bir şeyim yok. Aldım fotoğrafları, gittim, verdim, çıktım. Bakalım sonra ne oldu? Sonra bir telefon. Dur bir görüntüleri görelim. Gerçekten var mi? Tabii. Var bir mı? Gelsin mi ben efendim? De, şöyle 1997 senesinin gerçekten güzellik yarışmasına gidelim. Çok heyecanlıyım. Ceyda'nın üçüncü olduğu yarışma. Ya. Buyursunlar. Bakayım. Türkiye üçüncü güzeli 19 numara Ceyda Düvenci. ...1997 Star Türkiye ikinci güzeli... ...6 numaralı finalist... ...Nefise Karatay. ...1997 Türkiye ikinci güzeli... ...Nefise Karatay. Evet, böyle hikayemiz... Ama güzelliğe bak şu bacaklara filan ya, maşallah sana ya. Ve hani hep böyle görüyoruz ya güzellik yarışmasına katılıyorlar ama sonra onu tanıyamıyoruz filan. Bak sen aynısın. Çok zayıfladık çünkü kampta bizi ekstra zayıf. Baksana burnum kocaman olmuş zayıflıktan. Ama İyi yok ya şey yine hiçbir değişikliğin yok. Yani, yüzün aynı canım. Evet evet. Herhalde iki tane çocuk annesisin hayatım. Evet bir de üstünden bir yani asır geçti. Tabii ki. Peki o sırada. 21 yıl önceden bahsediyorum. O sırada seçildin taç takıldı mesela. O hisleri hatırlar mısın? Baki mi o duygular hala hiç sende? Hiç yok diyorum ya Doğacığım. Ben de uzun bir sürenin mesela her şey çok güzel olacaktı oynadım. Ne olduğunu hiç anlamadım. Beni bir audition'a çağırdılar. Bir odada girdim audition yaptım. Boşluğa bakarak tekst okudum. Ondan sonra aşağıya çağırdılar. Aşağıda Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson'u görüyorum. Aa ne tatlılar diyorum içimden. Oradan Ömer Vargı ve Mine Vargı beni alıyor ve diyor ki evet bu filmde oynayacaksın. Cem'in karısını oynayacaksın falan diyor. Hiç anlamıyorum. Kült filmlerimizden bir tanesi. Bir şey çektik ve galaya gittiğimizde dev ekranda görünce böyle oldum. Aman Allah'ım. Ne yapmışım ben? O zaman sana güzel bir soru soracağım. Yani şunu soracağım. İlk fark ettiğin anı söyle o zaman bana. Evet, ilk fark ettiğim an. Yani bunları fark an. Etmedin. İşin içinde bir anda hem gençliğin vardı hem hayaller hem duygular filan ama ne zaman peki? Evet ya bir dakika hani. İlk fark ettiğim an artık dizileri yani Böyle Mi Olacaktı da bitmişti. 3 sene onda da oynamıştım. Onların bittiği yerde yani sokakta artık insanlar çok fazla tanıyıp çocuklar çok fazla örnek almaya başladıklarını söylediği an dedim ki bir dakika burada bir şey var. Yani yaptığın şey kitlelere ulaşıyor ve sen örnek teşkil ediyorsun kendine gel.
Televizyondasın yani. Evet. Yani insanların salonundasın, mutfağındasın. Yaptığın şeyi hakkıyla yapmak zorundasın. Ve hemen eğitimini al, hemen kendine gel yani. Ondan sonra zaten oyunculuk yüksek lisansı için 8 senede bitirmediğim iktisat fakültesini yarım dönemde bitirdim. 32 dersi yarım dönemde verip hemen yüksek lisansa girdim. Yani oyunculuğunu geliştirmek istedin, belki biraz daha tanımlamak istedin. Evet. O günden bugüne sonra neler oldu acaba diyeceğiz ve ilk projelerinden şimdi en bayıldığım bölüme geliyoruz. Gerçekten. Hazırsa. Çok hazırım. Günden bugüne yapmayalım mı? Yapalım. Buyursun. O hale geldik. Eyvahlar olsun. Gelsin lütfen, buyursunlar. Penguen Bey. Buyurun Bayan Mentor. Siz burada ne yapıyorsunuz? Bayan Guvaş resim yapıyor. Biliyorsunuz iki kez yangın tehlikesi atlattık. Ama siz uşak kadrosunda görevlisiniz, itfaiyeci değilsiniz ki. Bunu çok kötü öğreneceksin abi. Görürsün, pişman olacaksın. Ahirette de ben seni böyle giydireceğim, karşına geçip güleceğim, görürsün. Seninki hastalıklı bir aşk. Neden bu kadar kızdığını anlamıyorum. Sence neden olabilir? Ne işin var senin burada? Senden kurtulamayacak mıyım ben? Şimdi kurtulacaksın. Şimdi iyileşmişsiniz. Kemal sizin için kendi öz kardeşim olsa bu kadar sevemezdim diyor. Ne oluyor burada Altan? Sonunda evin yolunu buldun galiba. Hoş geldin Nuri abi. Ne haber hala? Babam ölmüş kızım. Yeni mi öğrendin? Çok üzülmüşsündür. Bu ne kadar acaba? 17 milyon. Tamam, alayım bunu ben. Tamam. Demet, ben çok fena oluyorum. Ne oldu? Şu Japon yemeği var ya, benim canım ondan çekti. Eyvah, ne yapacağız şimdi? Önemli değil, şimdi geçer. Benim kasetim ne zaman çıkacak? Hiçbir işi beceremiyorsun Cevriye. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Sen beni tanımadın mı lan? Tanıyorum. Ben senin menajerin değil miyim lan? Menajerim. Ben salonun kapağına gideceğiz değil mi? Gönlümü de ahirete parça parça göndermek mi istiyorsun? Ben sana ne yaptım? Beni bir melek mi zannediyorsun? Gerçekten melek olsam yine gökleri bırakırdım. Senin arkana düzerdim. Biz ölmeyeceğiz. Sana kaç defa söyleyeceğim içeride müşteri varken kudurma diye. Ne diyorsun söyle şimdi. Ya ama kim geldi onu diyecektim. Kim geldiyse geldi, bana ne? Ben onunla evlenmeyi falan düşünmüyorum. Ama o öyle söylemiyor. Üstelik kıza benimle ilgili her ne anlattıysan evliliğinize engel beni görüyor. Ben bunları duymak istemiyorum. Haklısın. Haklıyım. Ama nasıl oluyorsa dilin varıyor öyle bir şeyleri ima eder gibi konuşmaya. Can evden kaçtı. Hmm, biliyorum. Nerede buldun Ayfer Can'ı? Biz her yere baktık ama. Oytun yeter, çok ayıp. Tamam, babanız zor bir dönem geçiriyor. Ama bizim ona destek olmamız lazım. Dalga geçmemiz değil. Bravo hayatım. Annem Osmanlı tarihçisi. Babam farmakolog. Eczacılık fakültesinin dekanıydı bir dönem. Meclis ne zaman açıldı? 25 Nisan 1920. Aferin, ben de tam bunu soracaktım. Kaç yılında? Böyle iyi. Bakarım ben sana, yemeğini de yaparım. Kurtul şu öte köşelerinden. Anne burada ne işin var? Bu kız Münir'in hastasıymış. Anneciğim o anlamda hastası değil. Yani bildiğin anlamda hastası. Devlet hastanesinde. Eğer içeride uslu durursanız çıkışta sizi hamburgerciye götüreceğim. Ne bekledin acaba? Yani alt tarafı bir garson parçasıydın sonuçta. Aa, ben ekmek koymuştum kızartma makinesine. Kesin yandı. Ay, duvar çıkıyordu. Dur. Dur, ne yapıyordum ben bunu? Biz her gün 8 saat Kemal'le yan yana çalışmaya devam ediyoruz. Boşandık ama ayrılmadık, senin anlayacağın. Ne oldu Enes Batur'cum bununla? Top geldi. Her sene bu top geliyor bu burnuna. Pislik herif. Sonunda karşıma çıkacak, yüz buldum demek. Ceyda bayağı iş yapmışsın, görüyor musun? Ki ya, daha arada televizyon ben, programları falan. Bunu da istiyorum galiba. Ben de yok, inanamıyorum. Vermem dermişim. Özellikle Maral'da evet. çok severek izliyordum. Çok iyiydi oradaki kadın. Evet. Yani kötü. İlk kez kötü oynadım Maral'da. Aa, öyle miydi? Evet, bak bunu bilmiyordum ama güzel bir roldü. Evet, çok. Ama şanslı oyunculardan birisin. Bak güldüren işlerde de yer aldın. Dramalardan, insanı üzen, acıtan şeylerde de rol aldın. Evet. Bu anlamda bilmiyorum, içinde bir ayrım yapabiliyor musun ya da nasıl tatlandırıyor seni bunlar? Ne hissediyorsun dramada veya komedide? Daha mı rahatsın? Aslında ayrım yapmıyorum. Çünkü bir oyuncu olarak hepsine sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bütün duygulara ve seyirciye de hepsini yaşatmakla yükümlü olduğumuzu düşünüyorum. Sadece rol arkadaşlarım
Ve işin ahengi beni enterese ediyor orada. Ve önemsiyorum, seçtiğim işler bu anlamda özel bence. Ve üstüne de yapışmıyor. Yani bu anlamda da evet. Şansın oluyor. Evet. Şimdi Maral'da diyorsun bak kötü kadın oynuyor. Evet. Oysa ki ben seni 8. gündeki o güçlü ve başına neler gelen kadın yani. Evet, kısa ömürlü oldu maalesef. Ama çok iyi bir işti. Çok. Çünkü hakiki bir hikaye. Aynen. Gerçekten uzun zamandır okuduğum en iyi senaryoydu. İçinde yer almaktan inanılmaz gurur duyduğum bir işti. Haklısın. Ekibiyle, set arkasıyla, oyuncu kadrosuyla o kadar mutluydum ki çok üzüldüm bittiği zaman. Haklısın. Ama sektör artık bu duruma geldi. O noktada da kendime şöyle bir motivasyon yapıyorum. Arkada bıraktığın iş içine sinen iş olsun. Kesinlikle. İçinde yer alacağın işte onun devamı kadar güzel, daha da iyisi, daha da iyisi evet. olsun. En azından aralardan doğruları seçelim. İnşallah diyorum. İçinde istediğin bir şey var mı peki? Bak şöyle bir şey oynamadım Doğa. Hani böyle bir şey beni heyecanlandırır diyebileceğim bir rol var mı? Yani aslında şeyi seviyorum. Yani hayatın içinde hem iyi bir işi doğru yapan bir iş kadını hem de aslında hayatın içinde bir kadın olarak tüm zorluklarını yaşamış birini hı hı. oynamayı. Dolayısıyla 8. gün bu yüzden çok evet. keyifliydi. 1001 gece bu yüzden çok keyifliydi benim için. Umutsuz Ev Kadınları evet. bu yüzden çok keyifliydi. Evet. Üçünde de ortak özellik aslında bir iş kadınıydı ama bazı şeyler için iş hayatından Umutsuz Ev Kadınları'nda çocukları için iş hayatını feda etmişti. 1001 gecede aşkı yüzünden yani. İş hayatı ikinci plana gelmişti. Ya aslında şunu söylüyorsun. Derinlikli roller bunlar. Aynen. Ya açarı olan roller. Evet. Hani böyle yüzeysel ve ne oynarsan oyna evet. değil. İlla o duyguyu Maral'da da mesela diye. O kötü Maral. Kadının bir sebebi vardı. Evet. O zaman başka bir tadı oluyor. Başka bir dokusu oluyor Haklısın. Karakterin. Bunu tercih ediyorum. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Aynen. Belki iyi bir dönem. Bak dönemde de bence sen çok hani. Evet. Dönemi bir de seviyorum. Var ama böyle uzun soluklu bir dönemde. Denk gelemedim. Yani. Aynen muhteşem. Bir sultan, bir kraliçe bir şeyler olursun evet, sen yani. Muhteşem yüzyılda oynayacaktım fakat hamilelik denk geldi. Mesela evet o olabilirdi doğru. Daha sonra Fatih'te de aslında rol alacaktım ama doğumum ve sonrası onlar aslında geçen sene Eylül'de başlamışlardı. Ben de doğumdan zamanında dönemedim. Doğru yere parmak bastım. Evet, demek ki geliyor ama. Evet bir şey var yani bir şey gelecek, var geliyor. Diyelim. Tüm bunların içerisinde olumlamalar dedin yola çıktın. Evet. Kitaplar çıktı. Evet. Arkasından şimdi kırtasiyelikleri çıktı. Evet. Ajandası zaten alıp başını yürümüştü. Evet. Ve şimdi çok tatlı evet. Defterler çıktı ortaya. Evet. Mesela diyor ki sadece benim olan sorumlulukları sevgiyle kabul ediyorum. Benim en büyük sorumluluğum kendim olmak, kendime inanmak ve kendimi koşulsuz sevmek. Her nefeste bütünlüğüme ve ben olduğuma şükrediyorum ve gülümsemeyi seviyorum. Bunları çok ben seviyorum. Yazıyorum. Bunları evet sen yazıyorsun. Hepsinde farklı değil mi evet, Ceyda? Evet hepsi farklı. Biri seni ilgilendiren, biri bereketini ilgilendiren, biri aşkı ilgilendiren, biri sağlığı ilgilendiren, sorumluluklarımızı ilgilendiren. Ve çok da ilgi görüyor diye düşünüyorum. Bu en sevdiğim evet. renk olduğu için benim evet. hani benim mottom bu renk. Yaşasın. Kendimi tamam tanımlıyorum. O yüzden bunu şöyle öne alacağım. Yaşasın. Bu süreç ne zaman başladı peki? Yani bu olumlu yaşamak, bu dönemin hangi dönem? 25 yaşından itibaren biraz kendime döndüm ben. Çünkü sonuçta ne olursa olsun yaralarımız var bizim hayatta. Olmaz mı? Dolayısıyla kendi kendime içimde şuna karar vermiştim ki yaralarımı temizleyeceğim. Yani onları seveceğim, pansumanlarını yapacağım, kabuk bağlamalarını bekleyeceğim, sükunetli bu süreci yaşayacağım. Bir psikolog desteği aldım uzun bir süre. Onun yanında kişisel gelişimcilerle çalıştım. Çünkü bence büyük şehirde yaşayan herkesin bir psikoloğu olmalı. Eskiden bundan utanılırdı ya şimdi ise evet. herkesin gitmesi gerekiyor. Evet, başka kesinlikle. Türlü yaşam mücadelesi vermek Aynen. imkansız. Bir de çok okuduğum için bir dönem yaklaşık 5 sene sadece kişisel gelişim kitapları okudum. Kendime yakın olmayanları da bitirmedim. Beğendiklerimi okumaya devam ettim. Öyle bir yol açıldı aslında. Daha sonra Melisa'dan sonraki süreçte de vazgeçmedim. Tevekkül noktasına geçtikten sonra başıma gelenleri kabul edip devam etmeyi karar aldıktan sonra da yine devam ettim.
kendimi İyi ki eğitmeye. Evet. İyi ki de ettin çünkü çok önemli bir örnek oluşturdun. Evet. Burada şu anlamda benim için kıymetlisin. Hem bu kadar başarılı bir oyuncu olup ayaklarının üzerinde duran bir kadın, tam anlamıyla bizim Cumhuriyet kadın dediğimiz o kadının ayakta duruş şekliydin evet. sen. Evet. Ve sosyal medyada bu kadar takipçin olması, insanların sana bu kadar güven duygusuyla bağlı olmasını da buna bağlıyorum Aynen aslında. Öyle. Çünkü sen her şeyi olduğu gibi kabullendin evet. ve bunu saklamadan insanlara anlattın. Aynen öyle. Sanıyorum bu sevgiyi bol bol karşılıyorsun şu Kesinlikle. Anda değil mi? Kesinlikle. Mesela işte bu kişisel gelişim beni şuraya getiriyor. Bu noktada tevazu göstermiyorum. Biliyorum. Gücümü biliyorum. Ne yaydığımı, ne ışık verdiğimi biliyorum. Ne mesajlar verdiğimi biliyorum. Bunu da sonsuz karşılığını alıyorum. Evet, gerçekten sosyal medyadaki bütün takipçilerin hayatına dokunduğumu çok iyi biliyorum. Çok önemli. Mutluluklarımla mutsuzluklarımla paylaşıyorum. Çünkü hayatın içinde hepsi var. Endişelerin ne? Endişelerim. yani gülmekle ağlamak benim için eşdeğer duygular. Onları olduğu gibi kabul etmeyi seviyorum. Tabii. Böyle olduğu zaman da sosyal medya etkileşimi benim için bir dost etkileşimi, arkadaş etkileşimi gibi bir şey oldu. Onlar da bana çok şey kazandırıyor. Birçok kadın girişimciyle tanışıyorum, Tabii. yaptıklarıyla tanışıyorum, yeni kitaplar öğreniyorum, yeni yolculuklara şahit oluyorum. Aslında doğru bir çok örneksin. Çok kıymetli. İşte sosyal medyadan evet. eleştiriliyor ya aslında evet. sosyal medyanın o ince çizgisi veya evet. rahatsız ama doğru kullanacaksın. Aynen öyle. Nasıl trafikte arabayı doğru kullanacağız? Aynen Kemerimizi öyle. Takacağız, lastiğimizi kontrol edeceğiz. Sinyalimizi vereceğiz. Sinyalimizi lütfen Allah rızası evet. için o sinyali vereceğiz. Çünkü bizi hayvanlardan ayıran tek şey o sinyali vermek. Evet, verebiliyor olmak. Verebiliyor olmak. Önümüzdeki arabayı nasıl buysa Aynen. sosyal medyayı ben de öyle kullanabilirim. Aynen öyle. Sen yani, de çok güzel herkesin kullanıyorsun gerçekten. Saygısına, ahlakına uygun. O mesafeyi koyarak ama içten olarak. Ama yani bir de sen, yani aynen kendi hayatını en doğru sen yansıtabilirsin. Kesinlikle. Ve biz bu kadar göz önündeysek, herkesin evine, mutfağına, salonuna girebiliyorsak bir kutuyla ve bizi gördüğü yerde sanki kardeşiymişçesine sarılacak Kesinlikle. Duygusunu veriyorsak, en doğru kendimizi ifade edeceğimiz yeri artık teknoloji bize sağladı. Ya o samimiyeti de bulmak istiyor aynen ama sonra. Aynen öyle. Evet. Yani sen orada o şey videoyu koyuyorsun ama seni gördüğünde bambaşka bir insan aynen mesela. Aynen öyle. Mesafeli olmak, olmamak, bunların hepsi senin elinde. Dolayısıyla doğru kullandığımızı senin de benim de düşünüyorum. Çünkü ben seni de takip ettiğimde çok keyif alıyorum. Aynen ben de senin. Senin bir story'ni izlediğimde oh diyorum, o yeşilliği görüyorum, gittiğin bir organizasyonu görüyorum ve diyorum ki doğa bir yere gidiyorsa orası iyi bir yerdir. Aynı şey benim için de geçer. Biz bunu birbirimize diyorsak aynen. düşün. Tam da bunu söylüyorum. Ne kadar çok insana aslında Kesinlikle. Faydası oluyor olmalı. Ben böyle düşünüyorum. Okuduğum kitaplar, gittiğim yerler. Ha, evet. Mesela çok güzel bir tasarım fuarına gittim, festivaline gittim 2 gün önce. Muhteşemdi ve herkesin görmesi gereken bir şeydi. Biliyorsunuz. Evet, seyrettim seni ama halim olur çok, mu diye. Yok, sen şimdi değil. Ben de 20 aydır hiçbir yere gitmiyorum. İlk kez işte dediğim gibi evet. dolaşmaya başladım. Ama çok önemli. Yani, kıymetli. Ve sanatın öncüleri insanlar evet. olmak da çok önemli. Aynen öyle. Çünkü hayat o kadar zor ki işte sanat o yüzden var. Aynen öyle. Mutlu olmak için. Araya bir de bal köpüğünün, evet. Melisa'ya bal köpüğü diyor biliyorsunuz Ceyda. Evet. Tatlı bir sürpriz diye benim de çok hayalim olan. İnşallah Allah bana da nasip etsin. İnşallah. Çocuklarım için çok isterim. İnşallah. Ve Melisa'nın bir kitabı var. Evet, şimdi ikincisi ve üçüncüsü çiziliyor. Bu da sanıyorum çocuklar için çok mutluluk verici bir şey. Anneler evet. için, babalar için. Evet. Herhalde burada Melisa'nın bir gününü göreceğiz. Evet, görüyoruz. Aslında Doğacığım şöyle bir şey oldu. Ajanda ile birlikte Bülent sayesinde ajanda oluştu. Ben çok programlıyım ve defter kırtasiye delisiyim, yani defter, kalem ve kitap tutkum. Bana dedi ki çok güzel ajanda kullanıyorsun, bence en güzel ajandayı sen yaparsın. 4 sene önce kendim bir ajanda yaptım. Her evet. sene bir mottosu olan, kullanıcıya bir hedef belirleyen, içinde okuyup sevdiğim kitaplardan bölümler olan, o sene en çok dinlediğim ve beni motive eden şarkının Şarkı. Sözleri olan ve olumlama olan bir ajanda. Gelirinin büyük bir kısmını Bir Can Bir Umut Derneği, Serebral Palsi Derneği'ne bağışlıyorum ajandanın. Sonrasında olumlamadan defter doğdu. Sonra hayatın içinde Melisa'yı doğru tanımlamak istedim. Melisa'yı ve onun gibi çocukları, kahramanları, hayatın içinde farklı mücadeleleri olan çocukları. Özel çocuklar. Özel çocukları, özel ihtiyaç sahibi evet. çocukları doğru tanımlandırılması gerektiğini düşündüm. Bu tanımlandırmanın da çocukluktan geldiğine inandığım için bir çocuk kitabı
sürecim başladı. Bu bir Ayşegül serisi gibi bal köpüğü serisi evet. olacak. Ve her kitapta Melisa'nın girdiği ortamda aslında nelere ihtiyacı olduğu. Hayatın içinde Melisa'yı gördüğünde sana garip gelen aparatlarının aslında ne işe yaradığı. Ya da yolda Walker ile ya da yürüteçiyle yürürken yanlışlıkla sana çarptığında sinirlenmemen gerektiği. Ne güzel. İkinci ne kitapta Melisa'yı parkta göreceğiz mesela. Parkta ona nasıl destek olabiliriz? Okudukça bunu anlayacak çocuklar. Peki Melisa nın özelliği de ben bunu özellik olarak Hı-hı. görüyorum. Diğer arkadaşlarıyla da geçirdiği vakti de paylaşıyor musun? Ya da bununla da ilgili bir projem var mı? O da önemli çünkü. Çok istiyorum. Aslında çok çok büyük bir projem var. Cerebral palsi ile ilgili. Çok güzel bir yere gidebilir. Öyle Aynen. bir festival bile olmaz mı? Festival yani de olabilir ama ona biraz vaktimiz Hı-hı. olduğunu düşünüyorum. Önce bir onların ötekileştirilmemesini sağlamak gerekiyor. Özel ihtiyaç sahibi çocukların da bizim çocuklarımızdan hiçbir farkı olmadığını bir anlatmamız gerekiyor. Hala buna gerek var mı peki? Var maalesef. Serebral palsili çocukların zeka özürlü olmadığını anlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla üçüncü kitabımız çok sürprizli. Çok güzel. Üçüncü kitabı Melisa ile birlikte yazdık. Kitap da mı yazıyor? Evet. Bu Hıdrellez'de dileklerinden biri çok ünlü bir kitap yazarı olmak ve bahçede yürüteçsiz koşmaktı. Aa, canım benim. Ve bir gün oturuyorduk. Ben çok ses kayıt yapıyorum çünkü çok güzel hikayeler anlatıyor. Bu bal köpüğü serisine de aşık, çok seviyor. Ve dedi ki anne dedi işte bir hikaye anlatacağım. Dedim ki gel üçüncü kitabı birlikte yazalım. Doğa inanamayacaksın. O ses kaydını da koyacağız kitaba internet harika sitesine. Harika bir şey. Al işte mesleğini seçen bir çocuk evet, yetiştiriyorsun aslında. Muhteşem bir hikaye yazdı. Ay, üçüncü güzel. Kitabı birlikte bu bir. Yaptı. Daha bu bir. İkinci olacak. İkincisi geliyor. Bal köpüğü parkta olacak. Sonra üçüncüsü geliyor. De yine Melisa'nın uzay macerası. Tatlı bir rüya bu seferki. Ama muhteşem bir kitap yazdı. Üçüncü kitapta beni Ay'a götürdü. Sinemaya gitmek istedim. Sinema Neptün'de yalnız dedi. Neptün'e götürdü. Uzayda Küçük Prens filminin oynadığını söyledi. Filme girmek için önce bir kuralı uygulaması gerekiyormuş. Çişe gitmeden filme girilemezmiş. Ondan sonra da iki tane soru sorulacakmış. Onları bilirsek girecekmişiz. Bilet parası vermeyecekmişiz gibi. Muhteşem bir Hayal kitap yazdı. Işte. Şimdi o zaman çok yerinde bir soru soracağım evet. sana. Etrafta çok izlediğim, çok duyduğum bir şey. Çocukların hayal güçleri kalmadı. Neden? Çünkü teknoloji var. Evet. Sen bu evde bu dengeyi kurabiliyor musun? Çok. Yani ağlayan çocuk eline zırt. Ağlayan çocuk eline zırt. Bunu çok görüyorum. Bana kızmayın. Bana kızmayın, da kendinize diyorlar kızın. Ki, bana da diyorlar ki seni de göreceğiz iki çocukla. Mm-mm. Beni de göreceksiniz. Evet. Söz veriyorum beni Sana de göreceksiniz. Sana güveniyorum bu konuda. Onu nasıl başardın? Buradan böyle bir tatlı bir mesaj versene şu teknolojinin aslında, aslında iyi bir şey olmadığını. Aslında en tatlı mesaj şu oluyor. Çocuklar öğretileni değil gördüğünü yaşıyor ve yapıyor. Mesela. Dolayısıyla hiç kitap okumayan bir annenin çocuğum kitap okumuyor dediği yerde ben hep söyleşilere gidiyorum artık. Biraz aydınlatmak istiyorum herkesi. Sohbetler yapıyorum Türkiye'nin her bir tarafında. Hem kitabımla gidiyorum hem ajandalarımla. Evet, evet. Bana diyorlar ki şu anda zaten sırf bunun için de Atatürk Üniversitesi'nde çocuk gelişimi okuyorum. Tekrar üniversite öğrencisi oldum. ve aynı zamanda da oyun terapisi okuyorum. Yine sertifikalı bir program. Online bir eğitim alıyorum bir üniversitede. Çünkü biraz hedefim buraya gitti benim. Sonraki hedefim psikoloji okumak Demek mesela. Demek ki bu önemli bir açık evet, var burada. Evet, böyle bir yani, misyon edinmek istiyorum kendime. Dolayısıyla Doğacığım bir anne bana çocuğum kitap okumuyor dediğinde diyorum ki birincisi şikayet etmeyelim, cümlemizi değiştirelim. Endişem çocuğumun tahminimden daha az kitap okuyor olması cümlesi Çocuğu daha duyuyor, olumlu. Zaten Aynen. Duyuyor. Ve diyorum ki siz kitap okuyor musunuz? Yok diyor benim zamanım olmuyor. O zaman bekleyemezsiniz. Çocuğum yemek yemiyor. Siz her gün aynı saatte güzelce sofranızı kurup telefonlarınızı bir kenara bırakıp o sofrada aile sohbeti eşliğinde yemek yiyor musunuz? Televizyonunuzu kapatıp bütün teknolojiden uzak göz göze baktığınız hayır. O zaman çocuğunuzun lezzetli yemekler yemesini, sağlıklı beslenmesini ve o sofraya hasret duymasını bekleyemezsiniz. Veya böyle bir geleneğinin alışkanlığının olmasını. Benim ritüellerim çok keskin. Bizim her akşam 7'de aile soframız var. Telefonlarımız sessize alınır, kenara konur. Bizde televizyon çocuklar yatmadan açılmaz. Çocuklar için yani Melisa için zaten günde bir tane çizgi film seyretme hakkı vardır. 20 dakika. Ondan öncesinde mutlaka kendi oyununu oynar odasında. Çizgi filmini seyreder. Orada benim yaptığım, evde yaptığım, yoğurttan yaptığım, pekmezle yaptığım bir dondurmasını yer mutlaka. Ondan sonra ıhlamurunu alır termosunda ve odasına gider. Bunlar çocuğu
bu sisteme hazırlar. Kesinlikle. Ben bebekken kitap okumaya başladım. Dolayısıyla Melisa kitap okumazsan o uykuya yatmaz. Çocuk ciddi bir otorite istiyor. Evet. Benim de annemden edindiğim bilgilerden bir tanesi. Ben çok böyle dersi derste öğrenmek isteyen bir anneyim aslında. Çok kendime koç ya da bilmem ne tutmadım. Kendim becermek istiyorum. Evet. Düşe kalka öğrenmek akışına istiyorum. Bırak. Aynen. Ama şundan çok eminim yani. Bir disiplin olması gerekiyor. Evet, yani şöyle bir şey, çocuk belli bir yaşa kadar seçme ve algılama ve programlama kesinlikle algısı beyinde yok zaten. Nörolojik olarak evet, öyle bir sıvı yok. Yok. Dolayısıyla da yönlendirilmeye sonsuz ihtiyacı var. Yönlendirilen çocuk yolunu kendi bulabiliyor. Bu üstüne baskı kurmak değil ama sen büyüyünce avukat olmalısın değil bu yönlendirme. Yemek yerken televizyon izlemeden de yemek yenebilir. Şu anda sohbet edebiliriz. Kitap okuyabiliriz. Gerçekten buna ihtiyacımız evet, olduğunu düşünüyor işte musun? Ne bir diyor yolculuk, o zaman? Ne diyor o zaman mesela? İhtiyacı olmuyor çünkü sunduğum opsiyonlar onun çok i̇şte keyif aldığı şeyler oluyor. Opsiyon sunmamız gerekiyor. Tabii. Resim yapmak, hamur yapmak, yemek aynen yapmak yani beraber çeşitli kek yapabiliriz. Mesela, resim yapabiliriz. Mesela, kutu oyunu oynayabiliriz. Kitap okuyabiliriz. Mesela teknolojide de senin yönlendirdiğin aplikasyonları kullanma imkanı var. Faydaları mutlaka var. %100 var. Buradan ukalalık yapıp aptal durumuna düşmenin bir anlamı yok. Tabii mutlaka ki var. %100. Ama bunun dışında o kadar büyük yetenekleri var ki mesela benim bir yeğenim var, Emine, Alaçatı'da bir yaşıyor. Heykeller mi yapmıyor, binalar mı yapmıyor, çiçek mi yetiştirmiyor, evet, bitki mi ekmiyor, evet, resim mi, yani çocuk yönlendirmek. En son aklına fet geliyor çocuğun. Aynen. Peki ikinci kez anne olmayı istediğinde oğlun olacağını tahmin etmiş miydin? Ya da açıkçası, oğlan erkek çocuk istemiş miydin? Öyle bir şey oldu mu? Ben Bülent'le bir çocuğumuz olsun çok istedim. O noktada sadece sağlık diledim. Gerekli güvenliğe kendimi aldığım noktada da hamile kaldığımda işte Melisa'ya bir kardeşin olacak dedik. Bilmiyorduk cinsiyetini. Ali geliyor dedi Melisa. Dedim ki kızım bir tane de kız ismi söyle, kız kardeşin olur. Yok yok dedi, Ali geliyor dedi. Ve ben Mason'ın sezgilerine çok güvenirim. Onun hayatında da hep öyledir. Kapıları hep zamanında ve olması gerektiği gibi olması gerektiği düzende açıldı her zaman. Tedavisinde de böyle oldu, eğitiminde de böyle oldu. Kendi istedi o zaman kardeşini, evet, getirtti diyeceğim. Evet aynen öyle ve biz Bülent'le döndük birbirimize baktık. Evet Ali geliyor dedik ve hiç konuşmadık. Peki ötesine. Bülent neden kendinin aynısından yaptı? Ben yaptım. Yani Bülent'e gerçekten bu soruyu sormak istiyorum. Sorarsın geldiğinde. Bayağı eşantiyon yapmış ya. Ben ama istedim. Ne demiş acaba? Kesinlikle bu benim dileğim. Hamile kaldığım günden itibaren daha da öncesinde hep Bülent'e dedim ki senin gibi olsun. Yüreği de adamlığı da görüntüsü de sen olsun. Bravo. Hep bunu diledim. Bravo. Teni ben oldu, renkleri ben oldu. Ama gülmesi de sen bazen. Evet, gülmesi ya, gözleri de ben falan oldu. Ama dur bakayım Bülent ne diyor bu konuyla ilgili? Çok mutlu. Acaba bir tane daha çocuk ister misin? Biz bayağı bir arada konuşuyoruz bunu açıkçası. Eyvah. Ama gelsin duralım efendim, bir sürpriz mesajın var da gerçekten bu konuyla ilgili. Gerçekten mi? Eyvah. Nasıl ya? Annemize iyi yayınlar diliyoruz. Değil mi? Doğayı çok öpüyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Çok tatlı tatlı. Değil mi? Tiplere bak. Yiyeceğim. Kardeş ister misin Ali? Bak. Kardeş olur mu babacığım? Neden olmasın? Efendim iyi yalı yayınlar. Seviyoruz. Sarışın halimle. Sevgiler, selamlar. Doğacığım. Canım. Öptük çok. Hadi bay bay. Ay, ay eski güzel ve güzel dostum. Çok sevdiğim evet, arkadaşım. Evet, o da sizin çok sevdiğim. Ayrıdır hayatımda yeri. Çok çok severim onu ama bu böyle bir şey olmaz. Ay çok saçma. Bu bayağı sipariş çocuk kardeşim. Bu çok saçma bir çocuk. Bu bir olay bu. Yani ne bu ya? Çok enteresan bir enerjisi. Yani kızıma da oğluma da çok ayrı düşkünüm. Kızım bir kahraman ama bu da bir acayip bir şey. Yani, ama orada bu da kahraman. Ya evet yani bunları evin içinde görmen ay lazım. Melisa'yı emekletmeye devam ediyoruz göz gelişimi evet, evet, için. Evet izliyorum bazen paylaşıyorsun. Bir bakıyoruz ki Melisa emekliyor, bu da peşinde emekliyor, pıtı 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 ve o kadar eğleniyorlar, o kadar acayip şeyler yaşıyorlar ki Ali gerçekten, ya tabii ki herkesin çocuğu kendine mutlaka, özel. Mutlaka, yani tabii çok ki. Çok ayrı ama galiba Bülent'in şükür ki bütün dileklerim oldu. Ruhu da geldi, yüzü de geldi, adamlığı da çok enteresan oldular.
Çok güzel oldu. Şükür Allah'a ama ya. Yani insanın şükür. Aslında herhalde sahip olduğu en önemli şey şimdi benim için eşin oluyor. Benim için öyle. Ah hep öyle. Evet. O hep ama herhalde numara. Çocuklardan sonra acaba yer bak, değiştirecek asla. Mi diye. Biz Bülent'le birbirimize... Şöyle şey bakıyorum. Hayır, hiç öyle bir şey. Biz Bülent'le birbirimize hep şunun sözünü verdik. Hayatta her zaman öncelik birbirimizin. Çünkü çocuk büyüyor ve gidiyor. Gidiyor değil mi? Hayatını kuruyor ve sen kuruyor. Gene kocanla baş başa kalıyorsun. Evet. Dolayısıyla biz hep diyoruz ki önce... Kocam, aynen. Önce karım. Ben de öyle diyorum. Nasıl diyorlar? Oksijen maskesini önce kendinize evet, sonra efendim. Çocuğunuza. Aynen o yüzden öyle. Belki biraz daha değil mi? Özen göstermek gerekebiliyor. Kesinlikle. Kısa bir reklam arasıymış efendim. Gidelim gelelim buyursunlar. ve 11. haftamda tanıştığım... TV. Öncesinde de tanışmıştım ama çok dürüst söyleyeceğim etkilenmemek için izlemedim aslında. Ya. Hani biliyordum Ceyda böyle bir şey yapıyor. Sağ olsun arkadaşlarım da gönderiyorlar. Bak şunu izle, bak bunu oku. Hiçbir şey okumadım. İyi İttim, yaptın. Hiçbir şey izlemedim. Dedim neyse. Ki zaten yaşlı bir anne olarak yani 39 yaşında bir anne olarak içgüdülerimle karanlıkta yolumu bulmak istiyorum. Çok güzel. Yanımda da çok şükür Allah'ıma annem var. Hani onunla beraber biz düşe kalka bu bebeleri büyütürüz dedim. Fakat sonra bazı merak ettiğim şeyler oldu o haftamda. Dedim ki acaba Ceyda bunları nasıl yaşamış ve 11. haftadan sonra izlemeye başladım. Ay, seni. Nasıl buldun? Çok sıcak, çok sevimli. O hanımefendi Ayşe Öner. Ayşe Öner buradan sevgi selamlar. O çok tatlı yol gösterdi. Evet, bir de sen oldu. Önceden gitmişsin. Orada bütün testleri anlatıyorsun. Evet. O endişeleri şimdi bu şey gibi değil ki. Evet hamileyim bitti olur mu? Her hafta bir test, her hafta her bir hafta. Kontrol yaşıyoruz. Evet. Her hafta sonuç bekliyoruz falan. Telaş. Benim için biraz şeker yüksek çıktı. Eyvah. Hayatta en sevdiğim şey. Olmaz. Hani bayağı yiyorum çikolatamı. Kız yeme. Ay benim başıma neler gelecek. Yeme. Şu dur bir şu TV'ye bir göz atalım. Tamam. Üstüne konuşacağız. Gelsin tamam. Lütfen kolajımız. Merhaba ben Ceyda Güvenci. Bu defa bambaşka bir mecradan karşında olacağım. Bildiğiniz üzere ben bir anneyim. 6 yaşında bir kızım var. Ama bilmediğim bir şey daha var. İkinci çocuğuma hamileyim ve bu yolculuğu birlikte yaşamak istiyorum. Efendim Biricik kanalımızın sevgili seyircileri hepinize merhaba. Bugün tek başımayım ama gördüğünüz gibi bir pazar havasında, çocuk pazarı havasında bir organizasyon içinde yer alıyorum. Halim artık fenalarda idare edeceksiniz. Saçlarımı boyatmadım gördüğünüz gibi burada hiç. Artık İstanbul'a dönünce. Boyatmayı düşünüyorum. Şimdi aslında yapacağım şey çok basit. Hepsini gruplayacağım. Evet. İnanamıyorum şu an. Bakınız. Şuradan evet. Ayaklardan alıştım. Saçmalama su çok güzel. Harika. Evet. Su çok güzel. Abartıyorsun. Ali insan içinde bak beni çıldırsan. Evet. İşte bu. Evet şimdi bırakabilirsin. İşte bu. Oradan tutuyoruz ve suya alıştırıyoruz. Ve onu. Bakınız. Mesela şimdi refleksoloji bilmeyen biri için bunu yapmak tehlikeli değil değil mi? Yani bunu normalde sadece bu evde ve kendiniz de yapabilirsiniz. Anneye verilecek en güzel 3 hediyeyi buldum. Söyleyeyim mi? Söyle canım. Biri doğum sonrası eve gelecek olan bebek hemşiresinin ödemesine destek fonu. Evet. Arkadaşlar aralarında para biriktirip bunu yapabilirler. Biri hamilelik sırasında masaj. Biri doğum sonrası masaj. Bence en güzel hamile hediyeleri bunlar. Kesinlikle katılıyorum hala harika. Arkasındayım. Çok izleniyor evet. Zaten sen de farkındasındır. Evet. Çünkü işte burada o kadar samimisin ki yani yok efendim orama şunu takayım burama bunu giyeyim evi düzelteyim değil yani yok. Başımıza ne gelecekse ben gördüm aynen burada yani. Öyle. Bir de mi? O kadar fuzuli paralar harcanıyor ki bebek için. Ha mesela. Gerçekten gerek yok. Ben özellikle o videoları yapıyorum yani gerçekten neyi kullandım bebekten sonra neler alındı neler kullandım. O çok videoyu önemli, da yaptım. Çok önemli. Çünkü günah. Evet. Paraya çok ihtiyacımız kesinlikle. Var. Anlatabiliyor muyum? Ben çok samimi söylüyorum. Hiç benden beklenilmeyecek performansı süpersin. Gösterdim. Mesela benden bekliyorlardı ki ben işte onları çiftler onlar bunlar meraklıyımdır böyle şeylere değişik orijinal. Hiçbir şeye girmedim. Hele ki seninkiler ne? Yaz çocuğu. Yaz çocuğu bir de iki tane birden ben maddi hiç olarak gerek. Çok zorlanırız. Hiç gerek yok. Alt beziyle yaşayacak tabii, iki aynen, ay. Sadece ya, güneş o. Kremi. Üstüne neyse de giydirmeyeceksin tabii, zaten. Kesinlikle. Ben bir de çocuk giydirmeye çok karşıyım. Bence hiç dayanamıyorum. Eller, kafalar, aa, çocukları. Zaten eldiven, çorap hiç yok doğduğu an. Heh. Asla yok. Şapka da yok. Temmuz çocuğu olacaklar. Tabii yazın mümkün patır patır değil. Ben Ali'ye ilk çorabını bak 1 Temmuz'da doğdu. İlk çorabını Kasım'ın sonunda giydirdim. Ve 10 gün önce bütün çoraplar kaldırıldı. Yok öyle bir dünya. Yani
çorapsız, eldivensiz ve şapkasız. Peki şuna ne diyeceksin? Tamam biliyorum yayın kesmek zorundayım hızlıca ama herkes bir şey söylüyor ya. Ne kadar rahatsız edici bir şey. Duyma. Herkes neden her şeyi biliyor mesela? Paylaşmak istiyorlar seninle. Herhalde. Duyma çok... bana da ay bu çocuk niye çorapsız, ay üşüyor bu çocuk, her ağladığında ay acıktı bu çocuk. Böyle yapıyorum. Hı, tamam. Evet evet öyledir. Çorap evde kaldı, giydiririm. Hay korkuyorum, acaba insan anne olduktan sonra öyle mi oluyor? Yani birine bulaşmak mı istiyorsun acaba? Yardım istiyorsun. Yardım etmek istiyorsun. Hayır, yardım ben bile değil. Şimdi sana akıl. Diyorum ya çorap giydirme, şapka hayır, giydirme. Ondan öyle bir akıl oluyor. Mesela işte çalışma, topuklu ayakkabı giyme, bilmem ne yeme. Ya benden iyi bilebilir misin? Yok olmaz o işte. Benim ne hissettiğimi ona veya doktorumun ne dediğini. Aynen. Hani ondan da bahsediyorum. O konuda da çok ne olur karışma. Hamilelerimize şey gösterelim. Evet. Saygı ve mesafe. İçtenlik ama ayrı genel mesafe. Hayatın içinde bu hep yok mu? Hep var tabii her konuda. Lala. Canım benim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür şimdi ediyorum. Sen bir tatile herhalde çıkacaksın. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Peki YouTube kanalında devam edecek mi Ali ile ilgili önermelerin? Çekmeye devam Meysa ile edeceğim ilgili? Ama bir yaz tatili arası olur muhtemelen. Bir dinleneceksin. Biraz dinleneceğim. Bir de kitap yazıyorum şimdi işte bu süreci kitaplaştırıyorum. Harika. Eylül'de o çıkacak. Bal köpüğünün devamı olacak falan, öyle bir hazırlıklarım olacağı için bir nefes alırım. Evde yoğunsunuz zaten, bu ara ekmek yapmaya sardınız. Bildiğin gibi değil, bildiğin gibi değil. Sana ve ailene sağlık, huzur, sevgi, her şeyin hiç en güzelini diliyorum. Ben de sana. Bülent'cim güzel dostum, izliyorsundur biliyorum seni, çok öpüyorum ve çok seviyorum. Melisa'cım seninle tanışmayı dört gözle bekliyorum. Evet. Ali seni de bir şekilde ısıracağız. Yapacak bir şey yok. Evet. Kendine iyi bak. Çok teşekkür sevgiyle ederim. Sevgiyle kalın efendim.